Dağıtamıyorum, bozup gitti ya. Bildiğin gitti. Sinan Bey de o yüzden. Ömer işte suçluyor yani. Ömer'e kızdı. Durumlar fena yani. Ay, içim şişti yeminden. Ya İso, biz böyle konuşuyoruz senin eski sevgilinin yeni maceraları hakkında ama... nedir senin durumun? Ya koyar mı oğlum bana? Neler gördü şu kardeşim? Yasemin'le bizim hikayemiz biteli çok oldu. Üstelik Yasemin'in yolu Sinan'a çıkıyormuş meğer. İso'nun yolu peki? Sisli sisli. Netsiz. Belli değil daha. Neyse ya. Konuyu benden alabilir miyiz artık? Bu çetrefilli durumda defocuğum için ne yapacağımızı konuşalım mı? Ben ne yapmam gerektiğini bilmiyorum ki. İçin ne çekiyor senin? Gidip Ömer'i teselli etmek mi? Onun için sürekli Ömer'i çekiyor bir tanem. Teselli falan yalan yani. Kızın olayı Ömer. Dünyancığım sesini kesersen. Evet aşkım ya. O kadar da magazinsel bakmasak olaya diyorum. Yani sonuçta iki kardeşin arası açılmış. Misal senle defo. Allah Allah. Tövbe yarabbim. Allah korusun ya. Şeytan kulağına kurşun be. Ay ne biçim laflar ya. Onlar ağzından yen alsın ya. Ayarsız bu ya. Vallahi. Ya tamam be. Gelmeyin üstüme. Misal verdik. Verme. Evet verme. Biz de verelim o zaman. Senle İso gibi diyelim. Hı. Bizde olmaz öyle şeyler. Düşünsenize. Şimdi İso'ya ben, Nihan da bize ortak olacak dermişim. Sonra İso bunu kabul etmezmiş. Sonra İso ile bizim aramız bozulurmuş. Nihan da çekip gidermiş. Şey değil mi? Sonra Ömerler de burada oturup bizim kritiğimizi yapıyormuş. Artık bana dönebilir miyiz? İçimden aslında Sinan Bey'in yanına gitmek geçiyor. Yani her ne kadar tabii Ömer'in tarafında da olsam. Ne bileyim ya. Aşk acısı yani sonuçta biliyorsunuz çok zor. Da insanların hayatına da karışmak istemiyorum. Sonuçta hayatlarında ben ne kadar zamandır varım ki? 19 Haziran 2015'ten beri. Çüş. Benim bir hafızam da iyi bu ara ya. Bu da annelikten herhalde. Git bence. Bence de. Madem öyle hissediyorsun, öyle davran. Ön sezilerine güven defo. Sonuçta Sinan Bey sen her dara düştüğünde sana destek çıktı. Hoppala. Şimdi yani Defne senin eski sevgilinin yeni sevgilisini teselli edebilir. Dert etmiyorsun yani bunu. Dert mi yok dünyada kızım? Ha? Ergen miyim ben? Defne kendine yakışanı yapar. Efendim Defne. Sinan Bey. İyi misiniz? Bıraktığın gibi. Yasemin Hanım'dan haber var mı? Yok, açmadı telefonlarımı. Kuş olup uçtu sanki hem de böyle bir zamanda. Yani ona da hak vermek lazım. Kendini sorumlu tutuyordur. Biraz düşünsün, toparlar kendini. Düşünsün. Hepimiz düşünelim, ne yapalım? Konuşmak ister misiniz? Geleyim mi? Yok yok, gerek yok. Yarın geleceğim zaten. O zaman konuşuruz. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ ol. Ne yapalım artık, sonra konuşuruz. Yani yalnız kalmaya ihtiyacım var dedi. Arkadaş bunlar ne acayip adamlar ya. Moralleri bozukken yalnız kalmak istiyorlar. Ya bizim tırnağımız kırılsa koşa koşa dertleşmeye gidiyoruz be. Ne güzel işte, can canayız. Hı. Evet kızım, yalnızlık manlızlık hep mamra bunlar vallahi. Canı yananın canına pansuman yapacaksın. Yanında olacaksın. Yalnız bırakılan yönünü kaybeder. Kaybetmiyor demek ki. Yalnız kalınca önlerini buluyorlardır belki. Aman. Ne o öyle ya, kuku makuşu gibi. Kafayı yer be insan. İnsanın dostları olacak ki yanında, ruhunu şenlendirsin. Misal ben şimdi İso ile bozuşsam, siz beni teselli etmeye gelseniz. Ben size yalnız kalacağım, siz gidin desem. Haşa. Ya daha neler. Üşüşürüz başına valla. E işte bak. Bize göre değil bu işler. Bu zenginlerin huyu galiba. Biz böyle iyiyiz, iyiyiz. Can canayız. E hadi o zaman. Can cana beni dondurma yemeğe götürelim. İso, hadi Hasan'dan arabayı iste. Ya bir şey söyleyeceğim, iyi fikir ha. Ya kızım iyi fikir, iyi fikir. Adama sattık arabayı. 2 günde bir arabayı istiyorum. Ya yabancımız mı? Ne olacak canım? Hadi kalk kalk. Hadi. Bak, 3 top yedim ha.
Ye canım benim, ye. Yarısın sana, helal olsun. Hadi. En az üç top yerim ben. Güzelmiş. Ay. Ömer. Ne haber? İyi. Sizin evin orada bir dondurmacı var ya, oraya geldik hep beraber dondurma yiyoruz. Ya buralardasınız yani. Hı hı. Uğrasana bana, özledim seni. Sana? Ay. Ya ne olur gidelim. Bak vallahi uslu uslu oturacağım, hiç dangozluk etmeyeceğim. Yalnız biz biraz kalabalığız ya. Ne olacak, hep beraber gidelim, bir şey olmaz. Zaten Koray da burada. He, iyi tamam o zaman. Değişik bir ekip olacağız biraz ama hiç değilse seni görmüş olurum. Gel hadi, bekliyorum. Tamam. Ay, kuru kız mı geliyor? Evet Koray. Ay, gelsin hayatım, gelsin. Ay senin muhabbetin beni sarmıyor artık. Ay gelsin de böyle iki gıybetin belini kıralım. Hep beraber geliyorlar işte. Serdar, İsmail, Nihan. Aa onlar kim? Gerçi hayatım bir tek İsot Bey'i tanıyorum ben de. Ay korkuyorum ondan, geriyor beni. Bir de Serdar dedim. Ay ortaç olan mı yoksa? Ay çünkü biz küçük hayatım. Ay yıllar önce bir klip çekimde biz bir kavga. Ay ne ağız alışı yaptık. Bir de kliplerini benden çekti. Ay belki 15 sene falan olmuştur konuşmuyoruz. 5 sene miydi acaba? Ay hatırlayamadım. Ay Ömür. Aa. Ay. Ay inşallah ortaç değildir. Etmeyin ya. Hadi ne olur. Ben gelmem. Ben de abi, ne gerek var şimdi? Olmaz oğlum, geleceğiz dedik, ayıp. Aman. Bunlar böyle yabani işte ya. Deplasmanda bir rahat edemiyorlar. Ya ne alakası var kızım? Kız sevgilisine gidiyor işte. Sen de bir rahat bırak artık. Ya ne alakası var? Zaten biz yalnız olmayacağız. Koray Bey de var. Hı? İyi işte. Evet. Ya hadi aşkım ya. Ne olur. Ya hem bizim için de bir değişiklik olur. Hem bak, damadı öyle boş bırakmaya gelmez. Arada bir kolaçan etmek lazım. He. Doğru da bir yandan. İyi gidelim madem. Süpers. Ama öyle eli boş gitmeyelim ya. Ben şuradan bir baklava alayım. Ay hayır dur. Ömer yemez. Ama Koray Bey yer. Adamın kapasitesi bitmediği için. Hatta en çok o yer. Döne döne yer kendisi. İso. Nihan ve Koray Bey. Aman. Ne oldu be? Ne oldu? Sen çay mı yapıyorsun? Bırak, ben yaparım. Hala düşüncelisin. Ve düşünüyorum tabii. Vallahi ben Sinan Bey'i aradım, o da aynı. Ne olacak şimdi bu mağaza meselesi? Fikret falan. Bilmiyorum Defne. Ne yalan söyleyeyim, hiç düşünmek de istemiyorum. Bak sen buradasın. Güzel şeyler de var. Bırak tadını çıkaralım. İnsanın kendi derdini çözmesi kolaymış da böyle sevdiğininkini zormuş. Keşke seni güldürecek bir şeyler bulabilsem. Aa hatta dur bir dakika, belki bulabilirim de. Evet. Ne bulabileceksin? Ha, ne bulabileceğim? Sen şimdi öyle sorunca hemen bulamadım. Aklıma gelmedi ama bir düşüneyim ben.
Ne yapabilirim? Hayır, şimdi yalnız da değiliz. Ne yapacaktın ki yalnız olsak? E işte seni güldürebilecek türlü çeşitli şeyler. Mesela? Mesela taklit. Ha. Ne ha? Ha işte ben başka şeyler düşündüm. Ha. Belli mi olur canım? Belki erken kalkarlar. Yok yani sanmıyorum şimdi. Nihan beni almadan gitmez. Koray Bey de biliyoruz. Elinde olsa neredeyse yatıya kalacak. Göndermenin bir yoluna bakalım. Ha, yok. Öyle şey yapmayalım. Şimdi çok ayıp olur çünkü. Yapmayalım öyle. Çayın yanına koyacak şeylerimiz var değil mi? Nerede onlar? Ben ünlüyüm. Benim gözlerim türbe yeşili. Gurmeyim ben. Her türlü hamur işinde döktürürüm be. Ödüllerim var benim. Çok pis kavga ederim. Benim nöron var. Evliyim ben. Daha çok gencim. Ha! Gül be kız. Fotoğraf çekiyorum ben. Hamileyim ben. Ha? Ha. Ah. Ay başıma gelenler. Neydi şimdi bu? Ay, insan taşıyormuş. İyi bari ya. Nihan'la Koray Bey anlaşamaz sanıyordum da. Galiba iyi anlaştılar gibi. Sen şimdi bu akşam da mı kalmıyorsun benimle? Ya Ömer. Vallahi tutma beni, dalacağım sana ya. Geberdim. Senin saçını mı şuruyorlarım? Kız ne oluyor ya? O ne hakikaten? Defne koşun. Ay bırak beni. Ay sok beni bırak. Ay bırak beni. Ay bu kenafir gözlüğün haddini bildirmem lazım. Gel, gel hadi gel. Sen ama bırak beni. Vallahi erkek mercek dinlemeyeceğim. Alacağım ayağımın altına. Erkek Fatma. Yarım dünya. Ay, ay şişman dedi, yetişsin. Koray ne yapıyorsun? Misafir onlar. Hadi kuş olmayı çıkalım küçük adına. Ya Defucuğum bak gidelim artık, ha olay çıktı. Kız kaçma, gel buraya. Yürü yürü. Vallahi saçını başımı yolarım senin. Bittin oğlum, sen de aklım sana. Kız terzi misin sen, laflara bak. Pis. Ben kaçtım, görüşürüz. Ay, ay gitti bu da, bıraktı. Ay Ömür tut beni. Vallahi kendime yollamıyorum şu anda. Kötü şeyler yapacağım. Ay boşta kaldım. Defne. Biliyordum ben başıma geleceği, bak işte. Boş ver. İyi geceler. Sonra bu geceyi telafi edelim ama olur mu? Edelim bence de. Hadi sana kızım, meyve verdik burada ya. Al işte bak, iyice cozuttu. Ne yapayım ben, gideyim bari. İyi geceler. İyi geceler sevgilim. Sana deme. Ay canım keşke. Keşke bana olsa. Yani keşke ben de böyle hayranlarımı kapıya kadar sıralamış olsam. Ama yok. Sana. Hepsi sana. Selim Bey'den gelmiş yine. Ama biliyor musun, bravo ya. Ya bu da bir yetenek. Gerçekten. Şşş Derya saçmalama, ver şunu ya. İkram etmeyecek misin? Cimri misin nesin ya? Ay versem susacaksın mı? Yok. İyi. Yok o zaman sana. Günaydın Ömer Bey. Çikolata sever misiniz? Sinan odasında mı? Yok gelmedi, gelmeyecekmiş. Bugün kendisini iyi hissetmiyormuş.
Nasıl üzgün ya? Burada mıydın? Sen nasıl dağılmışsın ya? Sorma. Aklım Sinan'da. Ya Ömer, ben gece böyle bir yatmadan düşündüm de... sen ne bileyim hatalı olabilirsin yani, yanılıyor olabilirsin. Öyle mi düşünüyorsun? Sonuçta abim... benim hiç istemediğim biriyle birlikte olsaydı, yani ben de acayip kızardım, sinir olurdum, arıza çıkarırdım. Ama illaki seviyorsa da artık bir yerden sonra onu başımın üstünde taşımak düşerdi bana. Hiç içine sinmese bile mi? Sinmese bile. Yani sonuçta onun içine sinmiş. Öyle düşünmek lazım. Önemli olan o yani. Yani madem Sinan Yasemin'i seviyor diyorsun. Sen de sevmek zorundasın. İçine sinmese de sırf o seviyor diye. Ya Sinan Bey için mutlu olsun diye. O ne ya? Bu Derya'nın bu aralar bir kafası böyle şey karışık. Yani hep benim odama yanlış şeyler getiriyor. Onunla yanlışlıkla getirmiştir. O şeydir o. Koray Bey gelmiştir. O define sonrası şey var ya, tebrik mebrik. O öyle bir şeydir o. Selim, öğlen yemeğine davet ediyor. Ya şakacı çocuk ya. Böyle eskiden de zaten hep abuk subuk şakalar yapıyordu. O da bu şakalardan biri herhalde. Ay, zaten bu doktor olmasa kesin komedyen falan olurmuş yani deli çocuk. Bu yüzü nereden buluyor bu? Bilmem, böyle kendi kendine şey yapmış. Yüzsüz biraz. Böyle kendi kendine sen... Hayır, sen de bir ümit vermedin. Yok canım. Ben ne yapacağım? Ben bir şey falan vermedim. Daha neler? Yok, benle hiç ilgisi yok. O kendine öyle şey yapmış. Hiç benle ilgisi yok. Benden olmaz zaten. Daha neler? Yani yok, olmaz yani. Sen bir şey yap ya. Defne, çağır onu buraya. Ben bir konuşayım. Konuşacaksın mı? Evet, konuşacağım. Bir sakıncası mı var? Ay ne gerek var ya Ömer? Gerek yok öyle bir şey. Vallahi gerek yok yani. Gereksiz. O zaten öyle kendi halinde zararsız bir insan yani. O şey olmuş onun. Vasileti falan bağlandı. Çünkü ben ona söyledim, sözlüyüm dedim. O unuttu demek. Hatırlatırız. Değil mi? Medeni insanlarız sonuçta. Bir konuşalım. Değil mi? Sen bir çağır ya. Ama olur mu canım? Koca koca adamlar şimdi. Ne gerek var gerginliğe? Hiç gerek yok. Hiç gerek yok yani böyle şeylere. Vallahi gerek yok. Alt tarafa bir çikolata ya. Ne yani bu kadar? Çikolata da mı var? Çikolata mı dedim ben? Ben çikolata mı dedim? Ben çiçek diyecektim ben. İkisi de aynı şeyler ya, o bağlamda. Derya! Ne oldu anne, buyurun? Şu bizim doktor Selim'i çağırsana. Hastayım ben, bir kez. Ay, ciddi misin? Kan çıkacak. Duymadın mı Derya? Tamam. Çağır! Duydum, tamam. Derhal. Ay, iyi, çok fena. Çok kızdı. Kızım ne olur arama Derya. Sakın arama, olur mu şeydi? İşi çıkmıştı. Hasta olmuş, gelememişti. Yurt dışına kaçmıştı. Kızım uydur bir şey ya. Defne. Tek bir çikolata. Bana bir tane çikolatayı verseydin buna hiçbirisi olmayacaktı.
Yani biz şu anda arkadaş olabilirdik. Belki ben sana yardımcı olabilirdim, seni kurtarabilirdim ama artık çok geç. Kızım ben onu çöpe attım ya, isteseydim. Verseydin. Anlamam ben. Of. Merhabalar. Ömer Bey odasında mı? Ay ya. Çok da gençsiniz. Böyle tatlısınız falan. Efendim? Yani doktor çıkmışsınız. Böyle hayaller, ümitler. Bir de en verimli yaşlarınız ya. Anlayamıyorum sizi şu an. Mahsur yok. Ben arayayım. Efendim, yuvarla gelsin. Ay geldi, vallahi geldi. Ay Ömer bile tütüre döndü. Uyarsa mıydım seni mi acaba? Kaç kurtar canımı desem. Yok ya şimdi Ömer iyice gıcık olacak. Üf, ay öleceğim burada. Selamlar Ömer Bey. Geçmiş olsun. Nedir şikayetiniz? Gel doktor bey, gel bir konuşalım seninle. Oturabilirsin dedim mi? Pardon? Şimdi sen beni pek tanımıyorsun galiba. Yani gidip geldikçe tanıyorum. Anladım. Gidip gelmen de pek hoşuma gitmiyor. Defne'ye de çiçek gönderiyor musun? Arada çikolata falan. Evet ya, Defne bayılır çikolataya. Sütlü fındıklı en sevdiği. Söylemiştim ya, biz Defne çocukluk aşkıyız. Ya gerçi sözlüm var diyor ama... Ben de bir şansımızı deneyim istiyorum. Sonuçta yılların bir yaşanmışlıklar var değil mi? Diyorsun. Sen galiba Defne'nin sözlüsünü de tanımıyorsun. Yok. Hayır. Hani söylemedim. Tabii. Tabii. Şöyle söyleyeyim. Defne'nin sevgilisi. Erkek arkadaşı. Sözlüsü. Benim. Ben bir de öyle çok normal bir adam değilim. Nasıl yani? İşte böyle geliyorlar bana arada. Fazla sinir yapmayayım diye de bol bol spor yapıyorum. Ama o da olmuyor bazen. Anladın? Bir de şey var. Ne o? Başkasıyla birlikte olduğunu bildiği halde birilerine asılan insanlara acayip irite oluyorum. Böyle bir sinir geliyor. Durmuyor da. Ne konuşuyorlar acaba ya? Gerçi daha çok Ömer konuşuyor ama. Kavga ederler mi ki? Vurur mu şimdi bu buna? Kafa gözde almasınlar birbirlerine. O zaman anlaştık. Bundan sonra Defne ile iletişim kurmak yok. Duymayayım, tamam mı? Anladım, tamam. İyi, aferin. Hadi, bol şans hayat. Ömer.
Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Hiç öyle dediğim gibi güzel güzel konuştuk. İtiraz bile etmedi. Halbuki ne güzel dövecektim. Ha, ciddi misin sen ya? Gel seni biraz seveyim, gel. Sen şimdi... bana kızgın değil misin? Niye kızayım Defne sana? Haddini bilmeyen o. Ha. Ay, yalnız gözlerini görmen lazım diye ateş çıkıyordu. Vallahi olay çıkacak diye çok korktum. Ama bir şey öğrendim. Yani senin hiç damarına falan basmamak lazımmış.